Yanı başımızda neler oluyor? Bana bu olaylar bunu düşündürtüyor. Yani yanı başımızda, yan apartmanımızda, karşı dairemizde neler oluyor? Evet. Çocuklar neler yaşıyor, yaşatılıyor? Ne kadarına acaba dahil olabiliyoruz, müdahale edebiliyoruz? Etmeli miyiz? Evet ya. Sonuna kadar etmeliyiz. Yani komşumla kötü olacağım falan diye düşünmeden bu çocuklara müdahale etmeliyiz. Polis çağırmalıyız. Hele şimdi çok daha sosyal hizmetler, çok daha etkinler bu konuda. Mutlaka çağırmalıyız. Mutlaka şahitlik yapmalıyız. Bu çocukları böyle başıboş bırakmamalıyız. Yine söylüyorum, bu üvey anne, üvey baba davası değil. Bu kötü insan davası. Bir insan nasıl çocuğa kötü davranır ki? Senden olsun ya da bir başkasından olsun yani. Ve Gülsev Hanım, siz dün bunları duymak bile istemediniz. Anlatma dediniz. Hiç tahmin etmediniz mi? Hani ben çocukları bıraktım. Kim bakacak? Şimdi koca kötü. Tamam. Diyelim ki kocalar kötü. Anlıyorum. Kadınlar diyor ki kocam kötü. Gittin. Kime var? Koca kötüyse kötü kocaya çocuk bırakılır mı? Tabii ki. Çok büyük tecrübeler yaşadım Müge Hanım. Yani bana ne desen ben asla hayır demem sana. Haklısın yani. Ama o an hiç mi düşünmedin hayatım be? Düşünmemişim demek ki. Kendimle beraber evlatlarımı da yarı öldürmüş gibi oldum yani. Hayatları bitmiş. Keşke dönebilse insanlar. Geriye dönülmüyor. Dönmek ister miydin? Çok isterdim. Peki geriye dönsen ne yapardın? Nasıl davranırdın? Her türlü şartlarda eşimi bir kenara bırakırdım, evlatlarıma sarılırdım. Çünkü eş bulmak olabiliyor ama evlat bir daha bulunmuyor. Bravo ben, yani. Ben o tecrübeyi de kazandım. Allah razı olsun, büyüklerimizden kazandım. Bazı şeyler tamir edilemiyor. Bir tane Gül annem vardı İstanbul'da. O demişti eşinle tartıştığı zaman. Kusura bakma dedi. Ama dedi Süleyman dedi, ben dedi bir tane daha affedersiniz koca bulurum ama evlat bir daha bulamam dedi. Bunlar da ders oluyor değil mi? Çok ders oldu. Ben bu programda kendi adıma hep söylüyorum, çok büyük dersler aldım. İnsanların da çok büyük dersler aldığına inanıyorum. Çünkü sokakta görüyorum, konuşuyorum. Yaşı kaç olursa olsun çok şey öğrendiğini söyleyen izleyicilerimiz, kadınıyla erkeğiyle beni çok mutlu ediyor. Evet. O yaşanmışlıklar bizlere de dersler veriyor. Efendim dün biliyorsunuz klasik yayın sonrası biz buluşan aileleri yemeğe davet ediyoruz. Semih, annesi, işte ablası hep beraber gittiler. Eşi hep beraber yemekte buluştular. Bakın o yemekte tabii aslında hedef biraz olsun Yusuf'un gönlünü de yumuşatmaktı açıkçası. Herkesi gözyaşlarına boğan bir buluşma. Babasını bulmak için yayınımıza katılan Semih Bektaş, abi ve ablasıyla buluştu. Kavuşmanın ardından aile dışarı çıktı. Çay içti, sohbet etti. Konuşulacak, dertleşecek, hatta sitem edilecek çok şey vardı. Çok mutluyum. İnşallah annemle de otururlar, konuşurlar, her şey yoluna varır. Yani abimi gördüğümde de bir şaşırdım, böyle bir duraksadım. Hani ne oluyor dedim, nereden, nasıl oluyor yani, gerçekten çok şaşırdım. Ama gerçekten çok sıcakkanlı davrandılar. Yani kucakladılar, Allah razı olsun onlardan. Semih Bektaş'ı babasını araması gerektiğini söyleyen ve yayınımıza katılması konusunda teşvik eden eşi Nagihan Bektaş'tı. Semih çok üzülüyordu, bir boşluktaydı tanıştığımız günden beri. Abisini gördüğünde biraz sendeledi ama ablasına daha çok yaklaştı, bir sarıldı, üzüldü ve o gözyaşları mutluluktan olduğunu düşünüyorum ben. Kardeşiyle yıllar sonra kucaklaşan Elif Uzuner'in mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Oğlu annesiyle tanışmış, dayısına sarılmıştı. Ben çok mutluyum. Kardeşim adına da, Semih adına da, o da benim kardeşim. Ailemiz büyüdü, genişledi. Bence bundan sonra her şeyin daha güzel olacağına inanıyorum yani. Biraz önce telefonlarımızı aldık, birbirimize verdik. Bundan sonra iletişimi koparmayı düşünmüyoruz. Yunus Hınız ve Elif Uzuner'i anneleri Gülsev Öz çok küçükken terk etmişti. Elif Uzuner annesine sarıldı, onu kokladı ama abi Yunus Hınız'ın yaşadığı acıları bu buluşma telafi edememişti. O kardeşiyle buluştuğu için mutlu ama annesini affedemiyordu. Kalkıp da burada
1-2 saat içerisinde ben buz olup erimemi beklemeyin benden. Buruk bir mutluluk var yani adını koyamadığım. Halen daha çözemediğimiz olaylar olsa da neticede mutluyuz, öyle söyleyelim. Hınız annesinin de adımlar atması gerektiğini söyledi. Benden ziyade kendisinin bence adım atması gerekiyor. Ben o şekilde düşünüyorum. Bilmem yanlış mıyım ama. Kazanılmayı mı bekliyorsunuz? Kalktım buraya kadar geldim yani. Biraz zahmet etsin bir şeyler yani çabalasın. Kardeşim gelmiş zaten onun sayesinde burada bir aradayız. Onun sarf ettiği çabanın yarısını sarf ederse bence güzel şeyler olabilir yani. Kavuşmanın mutluluğuyla birlikte yaşanan acıların da hatırlanması masada hüzne neden oldu. Anne Gülsev Öz çocuklarının yüzüne bakmaya çekindiğini söyledi. Çünkü yaşanan pişmanlıklar vardı. Hayal bile edemediğim bir gün yaşıyorum. Mutluluğu, acıyı, kederi hepsini bir arada yaşıyorum. Yani o kadar güzel bir gün ki benim için. Hani cümleleri birleştiremiyorum yani. Ben çok çektim. Tabii ki herkesin çektiği muhakkak kendinedir. Hiç kimseye bir sözüm yok. Sen benim çektiğimi çekemezsin. Yusuf benim çektiğimi çekemez. Elif benim çektiğimi çekmemiştir. Herkese hak veriyorum. Yani ben onu çok seviyorum tabii ki. Bu şekilde sözlerle değil, yaşarken ifade etmem lazım. Hal ve hareketlerimle onu sevdiğimi anlatmam lazım. Esasında o sevgiyi hisseder yani o zaten. Hissedecektir, muhakkak hissedecektir. Çocuklarımın bana tekrar ısınması için elimden gelen gayreti göstereceğim ve inşallah inanıyorum ki Rabbül Alemin bana güzel günler gösterecek bundan sonra. Benim bu ağlamalarım hep mutluluk gözyaşları olarak kalacak. Semih Bektaş kardeşleriyle buluşmuştu ama aklı yine de babasındaydı. Bektaş babasına bir kez daha çağrıda bulundu. Babamı görmek istiyorum. Nasıl bir insan? Ne olmuş? Annemin anlattığı gibi mi olmuş? Her iki tarafı dinlemek lazım. Yani gerçekten benim yaşadığımdan haberi yok muydu? Annemin gebe olduğundan haberi yok muydu? Bir bakalım öyle mi değil mi? Veya kan versin DNA testi yapalım. Değilse biz de bilelim. Biz de yani yanlış adamı aramayalım. Eğer oysa çıksın gelsin. 23 yaşındaki genç adam kardeşleriyle buluştuğu gibi bir gün babasıyla da buluşacağı umudunu hala içinde taşıyor. Çok mutluyum şu an. Bütün abim, ablam yanımda, ailem yanımda, eşim yanımda. Baba sana sesleniyorum. İnşallah cesaretini toplayıp yanıma gelirsin. Benimle yüzleşirsin. Neyse çıksın ortaya. Geçmişte olan geçmişte kalır. Yaşanmış, olmuş, bitmiş. Müge Hanım'a çok teşekkür ederim. Ondan Allah razı olsun. Teşekkürler.